Sevgili arkadaşlar merhabalar. Fonksiyonda dönüşümler konusunda devam ediyoruz. Bugün fonksiyonların simetrisinden bahsedeceğiz. Şimdi sevgili gençler, bir fonksiyonda sadece f(x)'in işaretini değiştirirseniz, yani x'e göre burada f(x)'in işaretini değiştirdiğiniz zaman aslında y'nin işaretini değiştirmiş oluyorsunuz. Y'nin işaretini ya da f(x)'in işaretini değiştirirseniz fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almış oluyorsunuz. Bakın, bizim şu kesikli çizgiyle çizdiğimiz fonksiyonumuz fx fonksiyonu. Eksi fx fonksiyonu ise x eksenine göre bunun yansımasını almış olduk. İşte grafiğin x eksenindeki görüntüsü bu olmuş olur. Dikkatinizi çekerse burayı diyelim atıyorum a'da kesiyorsa burayı eksi a'da kesmek zorunda. Burası kesinlikle açıortay olmak zorunda. Burası da 90 derece. Yani y'nin işaretini ya da fx'in işaretini değiştirirseniz x'e göre simetriktir demektir. Şimdi biraz büyütelim şunu. Daha böyle iyi görünüyor. Bakın. Diyor ki y eşittir eksi fx fonksiyonu grafiğini çiziniz. Şimdi sırayla arkadaşlar bunun x'e göre simetrisini çiziyorum. Bakın. Şunun x'e göre simetrisi 2 birim altta şudur. Anlaştık mı? Ve şunun da simetrisi şudur. İşte bunun x eksenine aynı verimi gördü. Simetrisi bu olmuş oldu. Dolayısıyla bu vatandaş burayı eksi 2'de kesecek. Burayı yine 3'te kesecek. İşte cevabımız C şıkkıdır. Bu demektir ki x'e göre simetri al demek. X'e göre simetrik. Bu kadar. Aradığımız y eşittir eksi fx fonksiyonumuz C şıkkındadır. Geçtik. Yine aynı soru bakın. Diyor ki şunu biraz daha böyle şu formatta yapalım. Evet. Y eşittir eksi fx'i bulun diyor. Bunu ne dedik? Arkadaşlar x'e göre simetrisini alacağım. Bakın şimdi gençler. Şu kolun x'e göre simetrisi şöyledir bakın. Dikkatinizi çeksin. Şöyledir. Biraz daha güzel çizebiliriz. Şuradan. Şöyle aynısını çizeceğim bakın dikkatinizi çekseyim. Şöyle. Şurayı bir kere nerede kesecek? Eksi 3'te kesecek. Şunun simetrisini de arkadaşlar şöyle çizeceksiniz bakın. Tamam mı? Şöyle. Dolayısıyla eksi 2'de kesecek, eksi 3'te kesecek. Bu değil bakın. Gitti. Bu da değil. Gitti. İşte aradığınız grafik şu olmuş oluyor. Gençler dikkatinizi çeksin. Değişik. Bu kadar. Peki hocam, içerisi f eksi x olursa, yani burada aslında ne yapmış olduk? X'in işaretini değiştirdik. O zaman y eksenine göre simetri aldık. X'in işareti değişirse de bunun y eksenine göre simetri almış oluyoruz. Yani bu fx fonksiyonunun bu y eksenine göre simetrisi eksi fx oluyor. İçinin işareti değişirse neymiş? Y eksenine göre simetri almış oluyormuşuz. Bakın şimdi. Uygulamayı yapalım. Fx'i vermiş. Güzel. E ne diyor? F eksi x. O zaman bunu y'ye göre simetrisini alıyorum. Bak dikkat. Şimdi bu ne kadar uzaklıkta? Bir birim. Hemen şunun simetrisini aldım. Şu kesikli çizgileri de çizelim. Şöyle. Dikkatli olun. Şu şekilde çizdim. Bir kere şurası ne olacak? Eksi bir. Şimdi bu noktanın simetrisini aldım. Buraya kadar problem yok. Şimdi şu üçün simetrisini alacağım. Grafiği şöyle biraz doğru kaydıralım. Şöyle. Ve grafiğimi çizmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Bitti. Bu da ne oldu? Eksi 3 oldu. Simetrisini aldım çünkü. Şöyle kesikli çizgilerimi çizdim. Eksi 3. Şimdi bu kolun simetrisini alıyorum. Bu da ne yapacak? U harfini tamamladı şöyle. Biraz daha güzel yapalım. Şu. Ve bitti. Arkadaşlar olay bundan ibaret. Bunu şıklarda veren sadece B şıkkı olduğunu görüyorsunuz. Yani olay bitti. Bu kadar. Geçtik. Şimdi dikkat. Arkadaşlar burası çok 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 önemli. Burada hepsi bir arada. İçeriği 2x yapmışız. Şimdi. Hemen uygulamalı gösteriyorum. Dikkat. Burası neydi? 0,2 idi. Burası da neydi arkadaşlar? 4,0'dı.
Şimdi lütfen dikkat. F'de 0. Ne arkadaşlar? 2. F2x'te f2x fonksiyonunda içeriği x gördüğüm yere 0 yazarsam yine ne yapacak? F0 yapacak. Nereye götürecek? 2'ye. Yani f2x fonksiyonunda önce f2x'i çizeceğim. Burası önemli, bakın. Bu ayrıntıyı kaçırmayın. F2x fonksiyonunda x yerine 0 yazarsam yine bizi 2'ye götürecek. Şimdi f'de 4. 0. Şimdi f2x fonksiyonunda x yerine ne yazmalıyım? 2 yazarsam burası ne oluyor? F4 oluyor. Bu da bizi nereye götürüyor arkadaşlar? 0'a. Yani bu fonksiyonun grafiği önce şöyle olacak. Bak, dikkat. X 0 iken y'yi 2'de kesecek. Bura 1. Sonra x 2 iken y'yi 0'da kesecek. Yani şu işte aradığımız ilk grafik. Bu neyin grafiği? Şimdi yazıyorum bak. Önemli. Çok önemli. F2x'i çizdim. Bu birincisi f2x. Buraya kadar problem var mı arkadaşlar? Yok. Şimdi diyor ki soru. Bu f2x'i dışarıdan eksiyle çarpmışım. Yani bunun neye göre simetrisini alacağım? Y'nin işaretini değiştirdiysen x'e göre simetri alacağım. Orada şurası 2. Şimdi arkadaşlar grafiği çiziyorum. Şu kolu şuradan biraz daha uzatalım. Bunu şimdi simetrisini aldım. Ve işte bu da ne? F 2x'in eksenisi. Süper. Şurası da ne arkadaşlar yine? Eksi 2. Şimdi ne yapacağım? Artı 3 ekleyeceğim. Yani 3 birim yukarıya bu fonksiyonu taşıyacağım. E şimdi burasını 3 birim yukarı kaydırırsanız bu fonksiyon şu birden geçer. Paralelliği de bozmuyorum. Ve son hareketim arkadaşlar. Bakın, paralelliği bozmadım. Hop, çizdim. Aradığım fonksiyon bu. Birden geçecek. Bakın birden geçti. İkinci bölgeden kesti. Burası da eksi birden geçiyor. Nereden anladım? Burası 45. E bu da buna paralel. E burada 45 o zaman. Yani bitti gitti. İşte son durumda y eşittir eksi f2x artı 3'ün grafiği budur arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Lütfen bu soruyu bir kere daha dinlemenizi istiyorum. Önemli bir soru modeli. Geçtik. Bakın şimdi ne yapmış? F eksi x bir daha eksiyle dışarıdan çarpmış. Yani x'e ve y'ye göre simetri al. E hocam bu ne demek? Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Bu x ve y'ye göre simetri al demek, orijine göre simetri al demek. Bunu da not ediyorsunuz bak. Orijine göre simetri al demek. Ama ben işlemi önce x'e sonra y'ye göre yapacağım. Bak. 1. Şimdi hangisi sıralamada bir önem var mı? Çok fazla fark etmeyecek. Orijine göre simetrisini alalım isterseniz. Daha da rahat edebilirsiniz. Fark etmez. Burada tercih sizin. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu eksi 3'ün orijine göre simetrisi nedir? Şu artı 3'tür bakın. Hatta şu 4'e yakın yapalım biraz. Şurası 3. Şunun simetrisini aldım. 5'in orijine göre simetrisi eksi 5'tir. Yani şöyle olacak. Bakın şuradan geçti. Bir kere şunun simetrisi şu kol. Orijine göre aldım bakın. Şunun simetrisini. Daha sonra sevgili gençler, bu kızım önemli. Tamam mı? Şurada dursun bir. Şunun simetrisini aldım. Daha sonra şunun orijine göre simetrisi şurada bir yerdedir. Bakın şunun simetrisini alıyorum. Ve işte aldım. Tamam mı? Bakın dikkat. Daha sonra şu kolun simetrisini alıyorum. Aldım. Ve son olarak şunun orijine göre simetrisi sevgili gençler, bu
Bunun orijine göre simetrisini alacağım. Bakın şimdi bu şekil nerede var? Şurada var işte. Devamı. İşte bunun orijine göre simetrisi budur. Yani şurası oldu arkadaşlar. Şurası 4 birim bu arada. Onu da belirtelim. Eksi 4. Tamam mı? Yani cevap B şıkkı. Peki hocam biz bunun orijine göre simetrik olduğunu bilmiyoruz. Önce X'e sonra Y'ye göre simetri alsak olmaz mı? Olur. O da doğru olur. Bakın grafiğin önce ne yapacaksınız? X'e göre simetrisini alacaksınız. Bunun X'e göre simetrisi ne olacak sevgili gençler? Şu olacak. Şöyle yapalım daha güzel olsun. Şu. X'e göre simetrisini alırsanız şu olacak. Doğru mu? Bakın. Şu kolun simetrisini aldım. Şu oldu. Bu kolun simetrisi bu oldu. Bunun da simetrisi şöyle olacak. E şimdi bir daha bunu siz Y'ye göre simetrisi aldığı ne oldu bakın. Şu şuraya geldi. Şu şuraya geldi. E bu da ne yaptı? Buraya geldi. İşte aradığınız grafiğe ulaşmış oldunuz. Geçtik. Şimdi çift ve tek fonksiyon. Birincisi f eksi x, f eksi eşitse bu çift fonksiyondur. Bunların dereceleri kesinlikle çifttir. Dereceleri çifttir. Yani y eşittir x kare gibi fonksiyonlar. Bunlar y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik. Tek fonksiyonlar ise f eksi x eşittir eksi f x oluyor. Bunların da dereceleri tektir arkadaşlar. Bu da neye göre simetrikmiş? Orijine göre simetrikmiş. Yani x küplü. Şimdi fx fonksiyonu orijine göre simetrik bir fonksiyon. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Orijine göre simetrik ise tek fonksiyon. Tek fonksiyon. Bu bir. Yani bu da diyor ki f eksi x eşittir eksi f x. Bunu söylüyor. Yani şurasına ne yazacağım arkadaşlar? Eksi fx yazacağım. İkincisi, tek fonksiyonda çift dereceli terim olamaz. Yani şurası kesinlikle sıfır olmalı. X üzeri 4. X kareli terim olamaz, sıfır olmalı. O zaman A kesinlikle 2. Bu birincisi. B de kesinlikle 3 olmak zorunda. Şimdi fonksiyonu düzenliyorum. Şu eksi şu eksiği artıya dönüştürdü. Fx artı fx'ten 2 tane fx oldu. Bu 1 eşittir. Burası sıfırlandı. A yerine 2 yazdım. 2 artı 2, 4x küp. B yerine de 3 yazdım. 6x oldu. Çünkü burasını sıfırlamak zorundasınız. Tek fonksiyonu çift dereceli terim olamaz. 2'ye böldüm. Fx 2x küp artı 3x. Şimdi vatandaş bize f a artı b'yi soruyor. Yani 2 artı 3. Yani f5'i soruyor arkadaşlar. Hemen f5'i buluyorum. f5. 2 çarpı 5'in küpü artı 3 çarpı 5. 125 çarpı 2, 250. 3 kere 5, 15. Aradığımız f5, 265. Cevap C şıkkı. Geçtik. Diyor ki fonksiyonlarından hangileri tek fonksiyondur? Bir kere. Sevgili arkadaşlar, bu x küp fonksiyonu tek fonksiyondur. Orijine göre simetriktir. Tek. Neden anladık? Çünkü f eksi x eksi fx'e eşit olmalı. Hemen sağlamasını yapıyorum. F eksi x'i bulursam eksi x'in küpü. E bu da eksi x küp demek. Eksi x'in küpü ile eksi x küp birbirine eşit. Bu doğru. Geldim buna. Arkadaşlar bu çift fonksiyondur. Nereden anladım? Bu çifttir. Çünkü şimdi çift fonksiyon neydi? F x f eksi x'e eşitti. Sağlamasını yapabiliriz. Şimdi x gördüğüm yere x yazarsam mutlak eksi yapar. X gördüğüm yere eksi x yazarsam yine bu da ne olacak? Her iki durumda da pozitif çıkacağı için bu da doğru olacak. Dolayısıyla çift fonksiyon oldu bu da. Yani tek dediği için 2 numara gitti. 3x artı 1 fonksiyon arkadaşlar ne tektir ne çifttir. Çünkü burası tek derece. Şunun yanında x üzeri 0 çarpanı var. Bu da çift derece. O yüzden bu ne tek ne de çift fonksiyondur. Buna dikkat. Fonksiyon
Değildir. Yani bu da gitti. Yalnız bir oldu sevgili gençler. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu soruda da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi aşağıdaki yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyondur diye soru dikkatinizi çeksin. Şimdi çift fonksiyonda kuran neydi? Fx, fx, x eşit olacak. Şimdi bir numaralı öncülde tanım kümesiyle alakalı bir sıkıntı oluşturuyoruz. Neden? Çünkü şöyle bakın. Fx, x kare bir numaralı. F eksi x de kesinlikle eksi x'in karesi olacağı için x kare eşit olacak. Bu şart sağlanıyor. Fakat tanım kümesinde grafiği çizince bu parabolik fonksiyonumuz biliyorsunuz. Şu eksi 2 ile 2 aralığında y eksenine göre simetrik oluyor. Fakat şu morla üzerinden geçtiğimiz yani 2 ile 4 aralığının şu aralıktaki x değerlerinin bu taraftaki y karşı x karşılığı şurasıdır değil mi? Bakın bu fonksiyonun tanım kümesinin burada görüntü simetrisi olmadığı için görüntü kümelerinin de simetrisi yok. Dikkatinizi çekerse bu o yüzden simetrik şart sağlanmadığından dolayı simetrik değil diyoruz. Neden? Tanım kümesinden kaynaklı. Eğer burası R'den R'ye olsaydı olacaktı. Simetrik değil. Neye göre? Y'ye göre. Y eksenine göre. Burası önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Geldim buraya. R'den R'ye çift fonksiyonu. Şimdi iki numarayı inceliyoruz. Şimdi f eksi x'i buluyorum arkadaşlar. Mutlak değer eksi x eksi 1 yaptı. Bu kesinlikle farklıdır. Mutlak x eksi 1'den. Dolayısıyla bu arkadaşlar olamaz. Bu da gitti. Bu da gitti. 3 numaraya geldik. Tabi bunu gx olarak vermiş. Bu arada bunu düzeltelim. 3 numarada da h eksi x'i bulacağım. H eksi x. Eksi x'in 4. kuvveti artı 3. Bu da ne oldu? X üzeri 4 artı 3. Bakın bu R'den R'ye tamamla. Yani tanım kümesindeki bütün elemanlarla görüntü kümesindeki bütün elemanlar hem örtüşüyor. Y eksenine göre simetri aldığımız zaman da örtüşme tam anlamıyla gerçekleşiyor. Aynı zamanda Y eksenine göre simetrik. Göre simetrik. Bu kısım önemli arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken mesele burası. Yani cevabımız yalnız 3 olacak. Geçtik son soruya. Yukarıdaki grafiklerde verilen fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyondur? Arkadaşlar burada tanım kümesini R'den R'ye alacaksınız. Anlaştık mı? Çift fonksiyon olması için grafiğin Y eksenine göre simetrik olması lazım. Gördüğünüz gibi bu çifttir. Simetrik çünkü Y eksenine göre. Bu orijine göre simetrik. Bu tek fonksiyondur. Bakın bunun da yine tam y eksenine göre bakın simetrisini aldığımızdan dolayı bu da nedir? Çifttir. Yani cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Arkadaşlar böylelikle fonksiyonlardaki öteleme meselesini de bitirmiş olduk. Aynı zamanda simetri meselesini de anlattık. Yani fonksiyonların uygulaması böylelikle bitmiş oldu. Görüşmek üzere bir dahaki derste kendinize iyi bakıyorsunuz.